Bağda, bahçede, yolda yürürken, kahvede otururken onun adını herkes söylüyor. Halen de söylüyor. Ve ölümsüz. Biz ona efsane bakan diyoruz. Lütfullah Taylar Sayın Bakanım arz ediyorum. Burada bizi bir kez daha bir araya getiren bu güzel derneği, federasyonu ve bu mekanı bir anlamda Yozgatlı'ya hediye eden değerli başkanımız, çalışkan başkanımız Sayın Ahmet Koç Bey'e ve gene aynı şekilde vakıfçılığın en güzel örneğini Yozgatlılar için başlatan ve bugünlere getiren Sayın Başkanımız Burak Turan Düz Bey'e ve bugün gene bizim burada hep bir arada olmamızda birlikte bulunmamızda dernek başkanımız olarak da bize bu güzel günü yaşatan değerli Murat Bey'e aynı şekilde bu güzel mevludun okunmasına vesile olan ve bugünü bize hediye eden değerli hemşehrilerimize hepsine saygı ve sevgiler sunarken tabii ki en güzel muhabbetlerimizle burada bulunan değerli analarımızı, bacılarımızı, kardeşlerimizi, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bizim bugün biraz önce başkan ifade etti 25-30 bin Yozgatlı'yı bu mekanda ağırlıyoruz. Bir araya getiriyoruz, onların birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sağlıyoruz dediler. Bu inanılmaz bir hizmet. Ben tahmin ediyor değilim, biliyorum ki Ankara'da buna örnek başka bir federasyon veya dernekte yok. Bu hizmeti gerçekten her zaman en güzel şekilde yerine getiren, tabii ki yönetim kurulu üyelerimiz var, federasyon dışında dernek başkanlarımız var, dernek yönetim kurulu üyelerimiz var. İşte biraz önce konuşan değerli genel sekreterimiz Ali Rıza Bey gibi ve ismini anamadığımız birçok arkadaşımız var. Bunların hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Biz Yozgatlıyız. Yani vatan deyince, millet deyince, bayrak deyince, inanış deyince, maneviyat deyince en küçük hücrelerine kadar bunu duyan, bunu hisseden, bunu koruyan ve bu noktada da kendisini ispat etmiş olan bir diyarın, bir boz toprağın insanlarıyız. Bugün Ankara'mızda, başkentimizde siz değerli Çandırlılarla birlikte olmaktan dolayı da gerçekten tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Yozgat'ımızın birçok beldesinden Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında yerleşmiş olan, alınlarının akıyla çalışan ve kazanan hemşehrilerimiz var, insanlarımız var. İşte sizler de bugün Ankara'da olanlar olarak, Çandırlılar olarak burada buluştunuz ve birleştiniz. En kötü gününüz bu şekilde olsun diyorum, temennide bulunuyorum. Ahmet Başkanımız biraz önce çok böyle hisli de bir konuşma yaptı. Yozgat gerçekten Ankara'mızda en fazla nüfusu olan 4 ilden birisidir. Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir ve tabii ki Ankara yerliler olarak da hitap edilen Ankaralılar var. Yani bu beşli grup bir anlamda Ankara'nın çok büyük bir ağırlığını, çok büyük bir nüfusunu oluşturmaktadır. Bunlarla ilgili gerekli düşüncelerini sizlere söylediler, tahmin ediyorum. Diğer bu şekilde olan birlikteliklerimizde, birleşmelerimizde, dernek arabaşı yemeklerimizde de bunları söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde de gene bir milli iradenin tecelli edeceğine inandığımız günler geliyor. Bunlarda da siz en güzelini, en iyi şekilde yapacaksınız diye de inancımı ifade etmek istiyorum. Çandır tabii bizim çok... Biraz benim emsaller iyi bilir de burada gençlerimiz var ve Ankara'da çok uzun yıllar oturanlar belki çok bilmeyebilir.
Ama bizim Çandır'da daha önceki, yani daha önce derken 2000'den önce görev yapan değerli muhtarlarımızla hep mesai arkadaşlarımız oldu. İçme suyunda, yolda, sulama kanallarında, ki sulama kanalları yapılırken ben kendim iki sefer de gittim yapımı denetledim. Sulama kanallarının yapımında köyümüzle ilgili olan o günkü işlerimizde elimizden geldiği kadar hizmette bulunmaya, yardımcı olmaya, daha güzel bir Çandır'ı ortaya çıkarmaya gayret sarf ettik. Hatta şimdi başkanımız ifade etti, köy konağı. Ben onu çok da hatırlayamamıştım ama köy konağını da bizim dönemimizde yapmışız ama tabii çok zaman geçti, eskidi. Şimdi onunla ilgili de sizden destek bekleyecek. Ben de onu anons etmiş oluyorum. Şimdi tabii orada bir köy var uzakta. Sevsek de sevmesek de o köy bizim köyümüz. Bu çok önemli bir değiştir. Sizler şimdi Ankara'da oturuyorsunuz, Ankara'da yaşıyorsunuz, Ankara'da hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ama tabii ki köy gene bizim köyümüz. Köye sahip çıkmak lazım. Oralar ata toprağı, oralar bizim temelimiz. Oraları özellikle gençlere de sevdirmek lazım, gençlere tanıtmak lazım ve gençlere anlatmak lazım ki o bağlar kopmasın. Bu da çok önemli. İşte şimdi burada tekrar derneğe dönüyoruz. Derneğimiz, federasyonumuz, sayın başkanımız, vakıf başkanımız, diğer derneklerimizin değerli başkanları bu güzel birliktelikleri tertipleyerek sizlerin burada Ankara'da bir araya gelmenizi ve köyümüzü hatırlamamızı, köyümüzle ilgili olan ilişkimizi, bağlarımızı kuvvetlendirmemizi sağlıyorlar. Ben hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz bugün başka bir etkinliğimiz vardı, oradaydık. Oradan da burada bugün bu sizin bu güzel arabaşı şölenin olduğunu duyduk. Ben kısa da olsa uğramayı arzu ettim. Çünkü buradan da Allah kısmet ederse İstanbul'a hareket edeceğiz. Onun için sizlere tekrar bu güzel yeni yılda sağlık ve huzur diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorum. Hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun.